Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazmalara, namaz örtülerine birçok yere kullanabileceğiniz değişik bir karanfil modeli çalışacağız. Bir çok sevdiğim bir kardeşim istemiş bu modelin çalışın ama o gözlük ipinde göndermişti. Ben de yazmaya uyarladım bu modeli. Tabi ara suyu modeli de ayarladım böylelikle. Bu tabii kendi tasarımım, ara suyu modelim. Şimdi size bu karanfil modelini anlatmaya çalışacağım. Böyle bir ara suyu yapmıştım. İpim beyazım. Bakın şimdi oyalı marka. Yeşilim. Leylak marka. Hepsi de dört katlı bükülmüş suni ipek arkadaşlar. Bu da İpekçi Dede marka. Dört katlı bükülmüş suni ipek bunlar arkadaşlar. Şimdi bu şekilde farklı üç farklı markayı bir arada kullanıyorum ki yani arada çok çok büyük bir fark olmadığını görmeniz için yapıyorum. Yani hepsini bir arada kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi ben altına zürafasını attım. Tersine doğru çeviriyorum. Şimdi düzüne doğru da desenimi koyuyorum. Öncelikle ara suyumu çalışayım. Şimdi arada kaç tane bırakayım mesela? Genelde ben şimdi 3, 6, 9 tane bırakıyorum. 3 tane de model için bırakıyorum. Tekrar 3, 6, 9, 18, 21 tane olur arkadaşlar. Farklı matematik hesabı yaptım. 21 tanesi yeter. Şimdi burada ipimi bağlıyorum. Ara suyumu yapacağım şimdi burada. İlk önce sağa doğru kaydıracağım için aynı yere bir daha batıyorum. Ve bir zürafa yapıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Daha sonra rahat görünüyor mu? Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. İlk zürafamı yine bir daha batıyorum. Bir zürafa yapıyorum içine. Ve ikinci zürafama geçiyorum. Sonra tekrar ilk zürafama geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar aynı yere batıp bir zürafamı yapıyorum. Hep iki yapıyorum ama başta arttırarak yapıyorum arkadaşlar. Üç sıra yaptım bu şekilde. Makasım. Nerede? İğnelerim sosyete iğnesi arkadaşlar. Bu arada hatırlatayım. Yani biraz yamuluyor bazen elimde çekerken. Ama ince seviyorum ben. Sonra tekrar ipimi uzatarak alttaki zürafama iniyorum. Yaprağın dibine. Daha doğrusu dal oldu burası. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Sonra aynı yere batıyorum. Bu sefer ikinci zürafada arttırma yapacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar geriye geliyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Aynı yere batarak arttırıyorum. Bakın. Tekrar geriye geliyorum. Yani iki farklı iki yapma tekniği diyeyim. Bir sağda, bir de solda. Şimdi sola doğru yine arttırarak iki yapacağım. Bunu 5 sıra yapacağım. Şimdi 3. sırayı yapıyorum.
2 sıra daha çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra yaptım bu şekilde. İpimi tekrar geriye getiriyorum. İkinci zürafamı geçerek bir zürafamı yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye dolaştırıyorum. Sonra son zürafamın üzerine gelip sıfırlıyorum. Bu şekilde bir dal ve bir yaprak oluşturdum arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Ve 1, 2 tane zürafa yapıyorum. Araya çok sıkışık olmasın diye. 1, 2. Sonra buraya tekrar batıyorum. Dalımı yapabilmek için ve ikinci zürafamı geçiyorum, yani bir sonraki zürafamı geçiyorum. Burası arttırdığım yer, ona geri geliyorum, aynı yere batırıp arttırıyorum. Yine küçük dalımı yapacağım ve yanına yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kestim buradan. Bu şekilde alt kısmını yapmış oldum oyamın. Şimdi dal kısmını, çiçek kısmını çalışacağım. Şimdi burada 3, 6, 9 tane bırakmıştık. 3 tane çiçek yeri demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi 3, 6, 9 tekrar sayayım. İpimi bağlıyorum. Daha sonra yandaki zürafayı geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi takıyorum bir yerlere nedense. Evet. Yandakine de geçiyorum. 3 tane zürafanın üzerine 2 tane zürafa yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Şu yaptığım işlemi yapacağım arkadaşlar. Başta arttıracağım ve ikinci zürafama geçeceğim. Dal yapmıştım ya, aynı dalı burada yapacağım şimdi. Bu sefer 8 sefer aynı şeyi tekrar edeceğim. Alttaki ile beraber 8 sıra olacak. Yani hafif yan bir dal oluşturacağım burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle çok hafif yamuk, yani daha düze yakın bir dal oluşturdum. Şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra, buradan pardon, çok özür dilerim. Hemen şimdi ipimi geriye getiriyorum. Ve bir tane zürafa yapıyorum buraya. Ondan sonra kesiyorum. Biraz da payla kesiyorum. Şimdi şu kısma bir tane yaprak yapacağım. Nereye yapacağım bakın. Şöyle getiriyorum. Şu zürafaya yine batıyorum. Sonra aynı yere batıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum. Sonra ilk zürafanın olduğu yere batıyorum. Yani ilk sıranın zürafasına batıyorum. İçine. İki tane zürafa yapıyorum. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Yine aynı şekilde bir tane arttırıyorum. Ve aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Daha sonra tekrar
geriye geliyorum. Aynı yere batıp zürafamı yapıyorum. Tekrar. Üç kez yaptım. Sonra geriye geliyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Onun içine geriye gelip çift sarıp yaprağın ucunu bitiriyorum. Kök kısmında bir tane yaprak çalıştım. Şimdi şu şekilde ters çevirerek bir, iki, üç, dört tane dördüncüye batıyorum. Üç tane bırakıp dördüncüye batıyorum. Yine buraya çalıştığım yaprağın aynısını da buraya çalışıyorum. Arttırıyorum. Sonra yana geçiyorum. Üç sıra yapıp sıfırlayacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapraklarımız ve dalımızı çalıştık. Şimdi çiçek kısmına geldik. İpimizi alıyoruz, güzelce esnetiyoruz. Daha sonra hepsini esnetiyoruz, sadece bunu değil tabii ki. Şimdi alttaki ara ipimi de alıyorum. Yeşilimi de yatırıyorum. Araya saklıyorum yeşilimi. Daha sonra o son zürafanın üzerine batarak 3 tane zürafa yapacağım. 2 ve 3. Şimdi ipimi geri getiriyorum ve ortadaki zürafama geçiyorum. Aynı yere batıp ortadan arttırarak üçü tekrar ediyorum. Şimdi tekrar aynı şeyi yapacağım. İpimi geriye getiriyorum. Ortadaki zürafama geçiyorum. Aynı yere batıp bir daha artıyorum ve son zürafama geçiyorum. İki sıra daha bu şekilde yapıp 5 sırayı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra yaptım bu şekilde. İlk zürafama geriye geliyorum. Aynı yere batıp bir zürafa yapıyorum. Yine aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. 2 tane zürafam oldu. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Tekrar aynı yere batıp bir zürafa yapıyorum. Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa, yine aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. 3 tane zürafam oluyor böylelikle. Daha sonra aynı şekilde arttırmaya devam edeceğim. İki kenardan. Evet, son zürafama geliyorum. Yine arttırıyorum. Şimdi bir sıra daha çalışıp 5 tane zürafa oluşturacağım buraya arkadaşlar.
Şimdi 5 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. İpimi geriye getiriyorum. Aynı yere batıyorum, arttırıyormuşum gibi. Bir tane zürafa, hafif büyük olabilir, pırpır gibi. Sonra onun içine geriye geliyorum. Ve altına, alttaki zürafaya inip sinek kanadı diye tabir ettiğimiz küçük bir çentik oluşturuyorum buraya. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Onun üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere inerek bir önceki zürafamı, bir daha çentik yapıyorum. Tekrar aynı şekilde yana geçip içine geriye geliyorum. Çentiğimi yapıyorum, aşağı inip. Bir tane daha. Şimdi son zürafama geçiyorum. Üzerine geriye gelip yine alttaki zürafaya iniyorum. Yanda zürafaya değil, alttaki şeye, aynı zürafanın içine iniyorum arkadaşlar. Daha sonra ipimi uzatarak en alttaki zürafama geliyorum ve ortadaki zürafaya geçerken çok minik bir zürafayla geçiyorum, kör zürafa tabir ettiğimiz. Sonra aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum. Daha sonra yine aynı yere batıyorum, bir tane daha pırpır yapıyorum buraya. İki tane pırpır oluşturdum. Sonraki zürafaya yine kör zürafayla geçiyorum. Buradaki yaprağın aynısını bu tarafa çalışıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, bu tarafı da burada bitirdikten sonra kesiyorum. Şimdi hazır kırmızı ipim varken şu şeyleri yapayım, araları. İkili olan dalımın üzerine geliyorum. Aynı yere batıp bir zürafa, yana geçip bir zürafa, sonra aynı yere batıp 3 zürafa oluşturuyorum. Sonra ortaya geçip bir sıra zürafa, 3 zürafayı tekrar ediyorum. Sonra ipimi geri getiriyorum. 1 ve 2 zürafamı yapıyorum. İpimi geri getirip bir zürafa ve ucuna gelip sıfırlıyorum. Burada bakın bir tomurcuk görüntüsü oluşturmaya çalıştım. Şimdi diğerlerinin ucuna da aynı şeyi yapacağım. Ama hemen beyaz ipimi alayım. Şunun uçlarına geliyorum, ipimi bağlıyorum. 1 2
3 tane zürafa yapacağım. Sonra diğer yandaki pırpırın üzerine de yine aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Diğer yerlere de kırmızıyı yapıp tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak çiçeğimizi tamamladık. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.